Böyle fikrin, böyle bir fikrin doğuracağı hareket milletin başına yeniden daha korkunç ve daha meşum yani uğursuz bir istibdat idaresi getirecektir. Daha kazanamadığımız milli neşe kaçacak. Birçok emekle kurulan milli birliğimiz de bozulacaktır. Biz içeride birbirimizi boğarken bize bu kurtuluş yolunu gösteren politikacılar Türkler Hristiyan oldular diye bütün İslam alemini bizden nefret ettirileceklerdir. Bunu da yaptılar. Eğer Arap ihaneti meselesini konuşsaydık bunun da çok tafsilatı var. Devam ediyor Karabekir. Bu suretle bizi cezalandırmak için İslam alemi ruhlarında isyan duyacaklardır. Artık ihtilaf devletleri Yunan ve Ermeni kuvvetleriyle başaramadıklarını, başaramadıkları emellerini İslam ordularına hele Arapları Salli ala Muhammed diye üzerimize saldırmakla elde etmeye kalkışacaklardır. Sultan Mahmut devrinde Türkler Hristiyan oluyor diye Arap ordularını Anadolu işlerine sevk eden, bunda yanlış söylüyor, Kavalalı'nın hareketini kastediyor Mehmet Ali Paşa'nın, onun sebebi başka. Ve orduları idare eden Fransızlar değil miydi? Türk donanmasının Mısır'a teslimine sebep olan politika oyunu aynı değil mi? öteden beri bir taraftan hükümete Avrupalı olun, Batı hayatını aynen alın, başka kurtuluş, kurtuluş yolunuz yoktur derler. Diğer taraftan da attığımız adımlara çekme, çelme takmak için içeride halkı insanlara teşvik ederler. Ve İslam aleminde Türkler Hristiyan oluyor diye aleyhimize nefretler uyandırırlar. Esasen bunları İsmet Paşa'ya söylüyor. İmkansız olan bir işi yapıyor görünmek bile maddi manevi bütün kudret kaynaklarımızı mahvu harap eder. Neticesi bu işi benimseyeceklerin hayatları ve perestijleri de kafi gelemeyeceğinden kendi elimizle milleti anarşiye sürükleriz. Neticede Bolşeviklik cereyanları arasında mahvolmak veya müstemleke olarak istiklalimizi kaybetmek de çok uzun sürmez. Mustafa Kemal Paşa'nın son beyanatı. ...bütün ilim adamlarımıza hayret ve korku içinde bırakmıştır. Kur'an'ı Türkçeleştireceğim de namazda okunmasını mecburi kılacağım. Meselesidir bu. Kısa söyleyeyim. Çok vahim neticeler doğurabilecek olan bu fikri... ...hep bir arada müzakere ve münakaşa etsek... ...millet ve memleketin çok hayrına olur. Lozan bize istibdat ve tehlike göndermesin dedim. İsmet Paşa iyi dinledi. Fakat hiç cevap vermedi. Bunu Mustafa Kemal Paşa'nın arzusuyla yaptığına benim şüphem yoktu. Nitekim bir müddet sonra onu bu arzularından ebediyen uzaklaştıracak bir teşebbüste bulunmaya mecbur kaldım. Az aşağıda gelecektir. 19 Ağustos pazar akşamı Mustafa Kemal ve İsmet Paşa Latife Hanım'la birlikte bana akşam yemeğine geldiler. Keçiören'e giderken sağ tarafta kubbeli köşk denen mevkide bol suyu ve büyüyecek havuzlu olan bir köşkte kira ile oturuyordum. İsmet Paşa Lozan'dayken Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la birlikte bir kere daha bana akşam yemeğine gelmişlerdi. Münakaşayı İsmet Paşa ile ben yaptım. Mustafa Kemal Paşa sükunetle bizi dinledi. Mustafa Kemal Paşa Lozan'dan da aldığı hızla ne iktisat kongresinin ve de heyet-i ilmiye hazırladığı programlara ilgi göstermeyerek bir müthiş inkılap hamlesi yaptı İsmet Paşa. Müthiş bir inkılap hocaları toptan ortadan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız dedi. Kesecek bütün hocaları. Bugünkü kudret temsilcimizle bugün bu inkılabı yapmazsak Başka hiçbir zaman yapamayız. İlk Fethi Bey grubundan, sonra da Mustafa Kemal Paşadan işittiğim bu yeni inkılap zihniyetinin, İsmet Paşa zihniyetini İsmet Paşa bir çırpıda tamamlıyordu. Aradaki zaman fasılaları kendiliğinden or ortadan kalkarak bu şahsiyetin üç maddelik programları kulaklarımda tekrarlandı. Bir İslamlık terakkiye manidir. İki, Arap oğlunun yavelerini Türklere öğretmeli. 3- hocaları toptan yok etmek. Mustafa Kemal Paşa sanki saltanatı ilga ederken şu sözleri söylemiş değildi ila Şimdi hocaları toptan yok etmek isteyen, İslamlık terakkiye manidir diyen bir adama, Müslüman diyen biri varsa varsın desin. Benim Müslüman bilgimle, İslam'ı terakkiye mani ilan eden hocaları topyekün ortadan kaldırmayı bila sebep sade hoca olmaları sebebiyle düşünen bir adamı ben Müslüman sayam. İsmet İnönü başından beri böyleydi sonradan değiştiği her bu değişim, değişimi neyle izah ediyorsunuz? başından beri böyle olup olmadığını söylemek mümkün değil. Hayır, yani annesini anlattınız, ailesi belli yani Hiçbir insanlar Müslüman rol Türk kültüründen insanlar gelen rol yaparlar. Şey... Ben onu bilemem. Ben sözlerini söylüyorum. Bu söz küfürdür. Bu adam bu söz adamı imansız yapar. Sonra dönür de tövbe istiğfar eder. Azrail'i karşısında görene kadar her insana tövbe kapısı açıktır. Ama adam sonunda tövbe etmedi. Ermeni alfabelerini sayarak gitti. Bu bir delil değil midir? Kelime-i <laughs> getirir bir insan aklı başına gelince. Allah'ım huzuruna geliyorum, imanımı muhafaza buyur der, bir şey der. Hiçbir ölen adam görmedik. Ermeni alfabesini saymak nereden çıkıyor? Şuur altı boşanmasıdır bu. Bunu psikiyatristler çok iyi tayin ederler. Şimdi, İsmet Paşa'nın Lozan sonrası hayatından bir vakada anlatayım ki, bu da hiç bilinmeyen bir iştir. Sonra da şu Hitler mevzusuna gelelim. İşte Hitler de şimdi ortaya çıkar, hepsi de çıkar. Buyur. İsmet Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya ters düştü. Neden? Nasıl? Bir gün milletvekillerinden birisi İsmet Paşa'ya geliyor. İsmet Paşa başvekil. Diyor ki: Gazi Paşa Hazretleri eğlensin, içsin, ne yaparsa yapsın. Bu onun hakkıdır, vatanı kurtardı. Ama bizim namuslu ailelerin çoluk çocuğuna el atmasın. Hayırdır diyor. Akşam bizim iki ellerinizden öper yetişmiş gelinlik çağda kızımız var. Onları Çankaya'ya aldırdı. Şu saatte oldu gelmediler. Pardon aldıran İsmet İnönü. Mustafa Kemal Paşa Mustafa. aldırdı diyor. Adam Hı -hı. şikayet ediyor. İsmet Paşa da diyor ki ya olmaz öyle şey. E diyor polisler geldi. Gazi Paşa istiyor dedi. kızlar aldı Çankaya gitti. Geri gelmedi anası evde alıyor. İsmet Paşa namuslu görünür. Gerçi Lozan'da bir hikayesi var. Bir madamla bir hikayesi var ama yani böyle müftesel değil. Namuslu bir aile sahibi görünüyor. Kalktı gitti Mustafa Kemal Paşa Dedi ki aynı sözlerle. İç, eğlen, ne istersen yap. Biz buna karışma hakkımız yok. Bu senin hakkın. Zafer kazandım falan. Ama arkadaşlarımızın karısına, kızına dokunma. Ne oldu ki dedi? Anlattı milletvekilini. Ben öyle bir şey yapmadım dedi. Olur mu Adamcağız geldi anlatıyor. Polisler gelmiş Çankaya'dan istiyor diye anlıyor. Cevat Abbas gel buraya dedim. Cevat Abbas buyur paşam. Akşam ben size falan millettekin kızlarını alın Çankaya'ya gelin dedim mi? Paşam dediniz ama çok sarhoştunuz hatırlamayabilirsiniz. O adamlar da kendileri de böyle işler yaparlar da Mustafa Kemal'e mal ederler. Bu da vardır. Çünkü onun yakınında ya o istiyor dedi mi adam acaba doğru mu yanlış mı diye nasıl takip eder? Akan sular O günün durmuş. şartlarında Hı. aman Allah'ım. O zaman Ankara'da yaşamış olan bir e, arkadaşım vardı. Abdülhakim mervasın teyzezadesi sabahleyin hangi sokaktan gideyim ki bir daracında bir adam görmeyeyim diye anlatmıştı bunu. Öyle günler onlar. Peki Araları niye bozuldu? Evet. Oraya geldik. O zaman yaverini yalancı çıkaracak değil de masaya vurmuş. Getirttim de ettim Ne var bunda demiş. İsmet Paşa demiş ki rakı masasından da devlet idare edilmez. Ulan defol. Demiş. İsmet Paşa yerli pelik kaçtı. Arkadan haber gönderdi istifa etsin diye. İsmet Paşa istifa etti. Heybelada da bir evi vardı. Oraya çekildi.